TV52 Akşam Bülteni'nden hepinize merhabalar değerli izleyenler. Ben Tülay Ünlü. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli fındıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Canikli fındığın AK Parti hükümetiyle değer bulduğunu belirterek 2002 yılına oranla fındığın üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Giresun Merkez Teyaredüzü Mahallesi'nde bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 80. yaşını kutladı. 80. yaş kutlama törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de katıldı. Canikli, fındık bölgesinin her şeyi diyerek önemli açıklamalar yaptı. O dönem 2002 yılında ilan edilen resmi fiyat 1.615 milyon lira. Yani o günkü rakamla yani 1.6 lira. Ama piyasa fiyatı 1.5 liraydı. 1.5 liraydı. O tarihten bu yana fındığın fiyatı hiç düşmedi. Hep arttı. Her geçen yıl Giresun'a, Giresunlulara ve bütün bölgeye daha büyük oranda katkı sağlar hale geldi. Yani o zaman bu sözü vermiştik. Şu olur, bu olur, bu kadar lira olur, fiyatı işte 5 lira olur, 3 lira olur, 2 lira olur. Bunu bilemeyiz ama şunu söz veriyoruz dedik. Kesinlikle fındık üreticisini mağdur etmeyeceğiz. Hamdolsun hiçbir yılda da mağdur olmadı ve bugün geldiği noktalara baktığınızda inanılmaz fiyatlar söz konusu. Yani hayal bile edilemeyecek fiyatlar söz konusu. 2002'de fiyat az olduğu için fındığın her geçen yıl Giresun'un ve bütün bölgeye daha büyük bir oranda katkı sağladığını söyleyen Canikli, doğrudan gelir desteği uygulaması da devam ediyor ve süresiz hale geldi. Bundan sonra her yıl tekrarlanacak dedi. Canikli, Fındık Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunun 80. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada 2002'den beri fındık üreticisinin hiç mağdur olmadığını söyledi. Ve gittiğimiz her yerde konu tek bir konu vardı. Fındık, fındık, fındık. Fındık. Her zaman. Ama son yıllarda artık hiçbir yerde siz de duymadınız, kimse duymadı. Bugün de mesela yani törenlere gidiyoruz, bir takım aktivitelere katılıyoruz, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Ama hiç kimse hiçbir yerde fındıkla ilgili bir konuyu gündeme getirmiyor. Ama daha önce nereye gidersek gidelim, yayla şenliklerinde, işte toplantılarımızda, bütün organizasyonlarımızda tek arkadaşlarımız hatırlarlar, tek sorun fındıktı. Başka bir şey konuşulmuyordu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Hakkari'de meydana gelen saldırıya değindi. Ordu'da devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Biz aydınlığa kavuşacağız. Türkiye aydınlığa kavuşacak. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Hakkari'de meydana gelen hain terör saldırısına değindi. Gündoğdu, Türkiye'nin hem PKK hem de DAEŞ ile mücadelesinin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Türkiye gündemiyle ilgili söylememiz lazım. Bugün 18 tane şehitimiz var. 10 tanesi asker, 8 tanesi sivil. Şu ana kadar bize ulaşan bilgi. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan toprağı, vatan toprağını savunmak hepimizin görevi. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. 15 Temmuz'da eğer işgal girişimi başarılı olmuş olsaydı, bugün belki biz de milletvekilleri olarak artık bizim peşimizden kim ne derdi bilmiyorum ama biz bu vatan için o dönemde 15 Temmuz'da onlar kazanmış olsaydı bizi infaz edeceklerdi. Onlara göre infaz ama biz şehit olacaktık. Biz ona inanıyoruz. Aydınlığa kavuşacağız. Türkiye aydınlığa kavuşacak. Kimse bundan endişeye kapılmasın. 15 Temmuz gibi bir olayı atlattı bu ülke. Bundan sonra da PKK'yı Türkiye'nin gündeminden kesinlikle çıkartacağız. DAEŞ'i Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden çıkartacağız. Askerlerimiz biliyorsunuz, ordumuz şu anda o bölgede. Onları da Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden çıkartmak üzere mücadele veriyorlar. Onlara da ben kolaylıklar diliyorum. Milletvekili Gündoğdu, orduda devam eden ve tamamlanan projeler hakkında da konuştu. Şu an inşaatı devam eden ve yakın zamanda birinci etabın tamamlanacağı çevre yolunun en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Orduda çok şükür ordu yatırım almaya devam ediyor. Kim ne derse desin, muhalefet ne söylerse söylesin. İşte havaalanında efendim uçak inemiyor dese de bile. Havaalanında evet hava şartlarından dolayı ara sıra rötar olabiliyor. Bunlar normal. Trabzon'da da oluyor aynısı, Samsun'da da oluyor. Bunlarla ilgili böyle sağda solda yok ama uçak inmedi falan problemlerini boş versin. Çevre yolu yıl sonuna açılacak, onu kazandırmışız. İnşallah Ünye çevre yolunu kazandırmışız. Bunun yanında dere yoluyla, Gölköy yoluyla,
Çambaşı yolu startını verdi. Kabadüz Ordarası. İnşallah devamı da olacak. Yatırımını almaya devam edecek. Kimsenin endişeye düşmesine, böyle sağda solda dedikodu yapmasına gerek yok. Karadeniz-Akdeniz yolu ikinci etabında sona yaklaşıldı. Ekipler çalışmalarını hızla sürdürürken konuyla ilgili Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu önemli bir açıklama yaptı. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamit zamanında da projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolunun ikinci etabının yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Sultan Abdülhamid'in rüyası olan ve ta o zaman projeleri çizilen Sultan Abdülaziz'den itibaren başlayan Karadeniz-Akdeniz yolu bu etap etap ilerliyor. Konuyla ilgili Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada Karadeniz-Akdeniz yolunun iki bölgeyi birbirine bağlayan en kestirme yol olma özelliğini taşıdığını bildirdi. Asırlık projenin birinci etabının geçen yıl tamamlanarak hizmete açıldığını, ikinci etabınınsa iki ay içerisinde açılmasının planlandığını belirten Vali Balkanlıoğlu, bir yandan sıcak asfalt dökme çalışmaları, bir yandan da projede bağlantı yolları ve çevre düzenlemesi devam ediyor dedi. Bazı zorluklarla karşılaşıldı. Kamulaştırma problemleriyle yüzleşmek gerekti. Arazi çok sarp, birçok tünel ihtiyacı, viyadük ihtiyacı, bazı gecikmelere yol açmakla beraber İyi ilerliyor. Bu sene büyük oranda tamamlanacak inşallah sene sonuna kadar. Yolun etap etap ilerlediğine dikkat çeken Vali Balkanlıoğlu, 2016 yılı içerisinde Ordu sınırlarından geçen 88 kilometrelik 3. etabın hepsinin tamamlanmasının hedeflendiğini, ancak bazı sebeplerle işin aksadığını da belirterek, ama bütün bunlara rağmen 1. etabı geçen yıl tamamlanmıştı. 2. etabın ise bu yıl sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor diye konuştu. Sivas tarafından Ordu hudutlarına kadar, bir de Ordu hudutlarının içerisinde devam eden 88 kilometre civarında bir yol var. Bu yollar tamamlandığı zaman Karadeniz'den Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlanmış olacak. Bugüne kadar yapılan işlem etapların bazıları %90 seviyesinde bu sene tamamlanacak. Bazıları %65 seviyesinde, biri de %55 seviyesinde. Önümüzdeki sene inşallah tamamlanacak 2017 yılında, ama nihai böyle tam dört dörtlük bitmesi 2018'i bulacak gibi duruyor. Yaklaşık 140 yıl önce projelendirilen yolda çalışmaların son derece iyi devam ettiğini anlatan Balkanlıoğlu, hedefimiz 2017 yılının sonu ya da 2018 yılı içerisinde yolun tamamını ulaşıma açmak olacak dedi. Bu yol yapıldığında 2,5-3 saatlik bir karayoluyla Ordu'ya, sahile ulaşmış olacaklar. Yani Sivas insanı da heyecanla bekliyor. Kayseri aynı şekilde. Bir nevi sahile kavuşmuş olacaklar. Ulaşamadığın yer senin değildir dendiği gibi ulaşımda hız da çok önemli. Yani ürettiğiniz mamulleri pazarlama noktalarına en risksiz ve az masrafla götürmek de çok önemli. Oradaki insanlar da, ordular da heyecanla bekliyor bu oluşumu. Vali Balkanlıoğlu, Karadeniz-Akdeniz yoluyla birlikte 2-3 saat içerisinde orduların Sivas'a, Sivaslılarınsa sahile gelebileceğini hatırlattı. Sahilde balık yemeyi arzu ediyorlar. Bir turizm hareketi oluşturacak. Belki buradan insanlar yazlık alacaklar. Gayrimenkul piyasası hareketlenecek. Açılma planları yapan PKK hain planlarını gerçekleştiremeden bozguna uğradı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonlar sonucunda Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe Madur bölgesinde örgütün sözde lideri öldürüldü. Türkiye'de PKK'lı hain teröristlerin yoğunlaştığı 12 önemli ve kritik noktalardan biri olan Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Çemçe Madur bölgesinde güvenlik güçleri tarafından hava destekli yürütülen operasyonlar neticesinde örgütün sözde Çemçe bölge sorumlusu olarak belirtilen Hakkı Serhat öldürüldü.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kars Valisi Rahmi Doğan, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Kars'ın kritik bölge olduğuna, terör örgütünün Çemçe Madur bölgesinden Karadeniz'e açılmayı planladıklarını, ancak düzenlenen operasyonlar sayesinde örgütün dengesinin bozulduğunu ve istediği neticeleri alamadıklarını söyledi. Operasyonların şiddetli şekilde devam ediyor. Tabii Kars'ın şöyle bir önemi var. Çemçe Madur bölgesindeki terör örgütü buradan Karadeniz'e açılmaya çalışıyor. Sarıkamış üzerinden Ardahan Göl'e, Artvin'e ve Trabzon bölgesine doğru Karadeniz açılımı yapmaya çalışıyor. Bizim yapmış olduğumuz bu operasyonlar sayesinde örgütün dengesi bozuldu, ayarı bozuldu ve istediği neticeleri alamıyor. Vali Doğan, PKK'nın kış hazırlığı yapmadan bölgeden temizlenmeye çalıştıklarını vurgulayarak, örgütün şu anda lojistik destek arayışı içerisinde bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kalabileceği alanların engellenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından operasyonların sürdüğünü sözlerine ekledi. Son yapmış olduğumuz operasyonda öldürülen teröristlerden bir tanesi Çemçe bölge sorumlusu ve Kazmanlı. Dolayısıyla bu kişinin alınmış olması oradaki terör örgütü mensuplarının ciddi anlamda moralini bozdu ve ne yapacaklarını bilmez bir vaziyetteler. Bölgenin kritik noktalarına yapmış olduğumuz operasyonların her birisinde terör örgütüne zayiat verdirdik. Karkış gelmeden inşallah biz terör örgütünü bu bölgeden temizlemeyi hedefliyoruz. Örgüt şu anda lojistik destek arayışı içerisinde kışın ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kalabileceği alanlar üzerinde çalışıyor. Bunlar da tabii yakın takibimizde devam ediyor çalışmalarımız. Kış demeden, kar kış demeden bunlara fırsat vermemeye, bunların kış üstlenmesine geçmeden bunları bu bölgeden temizlemeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde tüm havalimanlarına 3000'e yakın güvenlik personeli alınacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, havalimanlarında bulunan FETÖ unsurlarının temizlenmesi için düğmeye bastı. 3000'e yakın vatandaş içinse iş kapısı açıldı. Tüm Türkiye genelinde tüm havalimanlarında yılbaşı itibariyle 2850 yeni güvenlik görevlisi işbaşı yapacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin her iki yılda bir yaptığı güvenlik hizmeti, alım ihalesini bu yıl darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un hemen ardından 31 Ağustos'ta yapmayı daha önce kararlaştırırken, güvenlik şirketleri ve personellerine yönelik daha sıkı denetim amacıyla henüz ihale anlaşmasını tamamlamadı. Yaklaşık 2 hafta içinde ihaleyi kazanan firmayı açıklaması beklenen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 1 Ocak'tan itibaren 2850 yeni güvenlikçiyi göreve başlatmış olacak. Yeni güvenlikçilerin sözleşmesi ise 31 Aralık 2018'e kadar devam edecek. Ocak 2017 tarihi itibarıyla yeni güvenlik personelleri de Ordu Giresun Havalimanı'nda göreve başlayacak. Öte yandan Ordu Giresun Havalimanı ikinci yılını doldurmadan yolcu sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Ordu Giresun Havalimanı'nı 2016 yılında kullanan yolcu sayısı 550 bini aştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Eylül ayı sonu tahmini rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ordu Giresun Havalimanı Eylül ayı içerisinde 557.346 iç hatlar, 8611 dış hatlar olmak üzere toplam 565.957 yolcu kullandı. Havalimanında gerçekleşen 4811 uçuşta ise toplam 4216 ton yük taşındı. Altınordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetim ekipleriyle perakende balık satış yerlerini inceleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 21 adet perakende balık satış yerlerini inceledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi balık tezgahlarında hijyen kurallarına uygunluğu kontrol etti. Esnaflara ise halk sağlığı açısından nezih bir ortam oluşması yönünde bilgi verdi.
Altın Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından denetim ekipleriyle perakende satış yerlerini inceleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altın Ordu ilçesinde 21 adet perakende balık satış yerlerini denetlerken, işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamı ve sağlığa uygunluğuna da dikkat ederek gıda güvenliği konusunda da esnafı bilgilendirdi. Balık nesillerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boy uzunluklarını kontrol eden ekipler, deniz balıklarının asgari boy ölçülerini denetleyerek, balıkların yasal avlanabilir boy ölçülerine uygunluğuyla toptancı halinden kontrollü giriş çıkışının yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Takvim yaprakları 10 Ekim 2015 tarihini gösterdiğinde Ankara tren garında gerçekleştirilen patlama sonucunda 101 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu anlamda hain saldırıda hayatlarını kaybedenleri anmak adına Altınordu'da sendikalar bir araya geldi. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara tren garı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucunda 101 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. O hain saldırının birinci yılında Altınordu'da bulunan sendikalar, Ankara tren garı saldırısını kınamak ve hayatlarını kaybeden vatandaşları anmak üzere bir araya geldi. Tahıl pazarında bir araya gelen sendika üyeleri ilk olarak hayatlarını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Ardındansa hayatını kaybedenler için karanfiller bırakıldı. Yapılan anma programının ardından Ordu Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet İncederi basın açıklaması yaptı. Demokrasiyi ve barışı, kardeşliği, dostluğu, arkadaşları, yardımlaşmayı ve dayanışmayı savunmalıyız. 10 Ekim 2015 Cumartesi günü emek ve demokrasi güçleri olarak DİSK, KESK, TUMUF, Türk Tabipler Birliği olarak emek, demokrasi, barış mitingi düzenlemiştik. Burada şu anda aramızda alınan arkadaşları anmak için bir aradayız. Arkadaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Emeğimizi, sevgimizi, barış taleplerimizi, demokrasi ve emek mücadelemizi alanlarda yıkırmak için alanlardayız. 10 Ekim'in hesabı sorulacak. Kış mevsimi yaklaşırken korkulan H1N1 virüslerine, yani domuz gribine karşı uzmanlar uyarıyor. İlk kez 2009 yılında Amerika kıtasında görülen virüs aslında normal grip türlerinin bir türevi, ancak oldukça tehlikeli. İç hastalıkları uzmanı Doktor Rukiye Arıkan da hastalıktan korunmanın ilk yolunun sağlıklı beslenmek olduğuna dikkat çekti. Grip zaten viral bir enfeksiyon. Domuz gribi denilen de H1N1 denilen bir virüsten kaynaklanan bir hastalık. Adını ilk kez 2009 yılında duyduk, çok korktuk. Domuz gribi her kış mevsiminde kabus olmaya devam ediyor. İlk kez Amerika kıtasında görülen virüs aslında normal grip virüslerinin bir türevi. Ancak oldukça tehlikeli. Yıllardan beri zaten virüsler kolayca mutasyona uğrayan, değişikliğe uğrayan mikroplar. Dolayısıyla bir domuz gribi denilen H1N1 ortaya çıktı. Yani dışarıdan H1N1 olarak alınıyor. Vücuta girdikten sonra olmuyor. Hastaların bu konuda kuvvetli beslenmesini, bol vitamin içeren gıdaları tüketmesini öneriyoruz. H1N1 virüsüne karşı uyaran iç hastalıkları uzmanı Doktor Rukiye Arıkan, domuz gribine yakalanan bir kişinin normal bir grip hastasıyla neredeyse aynı şikayetleri taşıdığına dikkat çekti. Hastalığın belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrıları ve titreme gelmesi. Zaten bugünlerde gripli hastalar çok fazla, sayısı çok arttı. Yüksek ateş, aşırı halsizlik, öksürük, balgamla zaten hastalarımız çok bize başvuruyorlar. Bu şikayetleri olan hastaların bize yine başvurmalarını, bilinçsiz ilaç kullanmamalarını öneririz. Çünkü antibiyotik kullanımı bilinçsiz şekilde çok fazla oluyor. Hastalığın domuz gribi mi yoksa daha yaygın olan herhangi bir grip virüsü mü olduysa ancak laboratuvar testleriyle anlaşılıyor. İşte bu yüzden bilinçsiz antibiyotik kullanımına dikkat etmek gerekiyor.
Bir muayene olup daha sonra tedavilerini almalarını öneririz. Uzmanlar diğer grip türlerinden korunmak için ne yapılıyorsa domuz gribi için de aynısının yapılmasını öneriyor. Ellerinizi sık sık yıkayın, kalabalık ortamlarda daha az vakit geçirmeye çalışın, dengeli beslenin, uykusuz kalmayın. Tokalaşmadan uzak dursunlar, yakın temastan gripli hastalar birbirleriyle uzak dursunlar, ellerini yıkasınlar. Vitaminli gıdalar tüketsinler. Peki domuz gribinin tedavisi var mı? Yani sonu kesinlikle bunun ölüm müdür? Tedavi edilebilir mi? Antiviral tedaviler var. Hastaneye yatış gerektirecek kadar ağır hastalarda belki hani sonu biraz korkutucu olabilir ama her domuz gribi ya da her grip de şu dönemde görülen her grip de ölümle sonuçlanacak diye bir şey yok tabii ki. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Duymaz'ın bahçesinde yetiştirdiği 90 kilogramlık bal kabağı görenleri şaşırtıyor. Saraytepe mahallesinde çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki Duymaz'ın yetiştirdiği 220 santimetre çapındaki kabak adeta ilgi odağı oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde çiftçi Adem Duymaz bahçesinde yaklaşık 90 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi. Saraytepe mahallesinde çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki Duymaz'ın yetiştirdiği 220 santimetre çapındaki yaklaşık 90 kilogramlık bal kabağı görenleri şaşırtıyor. Dün ziyarete geldim burada, ben de şaşırdım bunlar gibi görünce. Duymaz yaptığı açıklamada bal kabağını 4 kişinin yardımıyla bahçeden eve getirdiklerini söyledi. Eşinin bahçeye ektiği kabağın 3 ayda aşırı büyüdüğünü anlatan Duymaz, ben de kabağı koruma altına aldım. Hiçbir şekilde gübreyle gelişimini desteklemedim. Kabağı birkaç market sahibi satın almak istedi ancak satmak istemiyorum. Keserek yemeyi de düşünmüyorum. Bir süre süs olarak evimin önünde mahallemdeki vatandaşlara sergileyeceğim dedi. 4 kişi getirmişler gördün işte 2 kişi kaldıramıyor yerinden. Duymaz gelecek yıl kabağın çekirdeğini yeniden dikerek daha büyüğünü yetiştirmeye çalışacağını belirtti. Birkaç kişiye de gösterdik böyle bunu arkadaşlara. Hı hı. Ya ilk defa böyle onlar da şaşırdılar yani bu şekilde büyümesini buralarda. Bilmiyoruz tohumunun neden olduğunu yani ne şekilde olduğunu. Kaldıramıyor valla Kaldıramıyorlar. Fındık bahçelerinin baş belası olarak görülen ısırgan otu ekonomiye kazandırılacak. Isırgan otunun Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın da destek verdiği projeyle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Nasıl mı? Detaylar haberimizde. Isırgan otu Karadeniz bölgesinde yetişen ısırgan otundan ticari doğal tekstil, kozmetik ve gıda boyasıyla lif elde edilmesi ve elde edilen ürünlerin antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması projesiyle ekonomiye kazandırılacak. Giresun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve özel bir firma işbirliğinde yürütülen projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ARGE destekleri 11. çağrı kapsamında desteklenmesine karar verildi. Isırgan otu Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle fındık bahçeleri ve diğer tarlalarda yabancı ot olarak bulunuyor. Projeyle fiziksel ve kimyasal yollarla imha edilen ısırganın toplatılarak hem boyar madde hem de lif elde edilmesi, üretilen maddelerin ülkemiz sanayine kazandırılması, tarım yapılan alanlardaki istenmeyen ısırgan bitkilerinin zehirli kimyasallar kullanılmadan bertaraf edilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Proje gerçekleştiği takdirde Türkiye'de dünya ve doğal boyar madde ile lif pazarında hak ettiği yeri alacak. Fındık bahçelerinde baş belası olarak görülen ısırgan otuysa baş tacı yapılacak. Projeye Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı da destek veriyor. Ünye ilçesi 5 yıldızlı otele kavuştu. Karadeniz'in Şirin ilçesi Ünye'de yapımı biten 5 yıldızlı otel ilçe turizmine kazandırıldı. Denize sıfır 7000 metrekare alan üzerine kurulan otel 12 ay boyunca hizmet verecek. Turizmde hak ettiği yeri alabilmek için son yıllarda yapılan yatırımlarla dikkat çeken Ordu kabuğunu kırmaya hazırlanıyor. (Gülüyor)
Ünye'de faaliyete giren 5 yıldızlı otelde denize sıfır inşa edilerek ordunun en önemli otellerinden biri haline geldi. 137 odalı 403 yataklı otel tamamlanarak turizme hizmet vermeye başladı. Kısa sürede spa bölümünü de hizmete sokan otelde uzman terapistler tarafından masaj imkanı sağlanıyor. Spa bölümümüzde sadece bayan bölümümüz ve erkek bayan bölümümüz olarak ikiye ayrılmıştır. Uzman terapistler tarafından hizmetler veriliyor. Masaj çeşitlerimiz uzak doğu Tay masajlarıyla, Tay masajı gibi, Shiatsu masajı gibi masajlarda yapıyoruz. Klasik masajlardan Bali relax masajları gibi çeşitli zengin masaj ürünlerimiz var. Yine bünyemizde buhar banyosu, tuz odası, sauna, Türk hamamı gibi hizmetlerimiz de var. Keyfini sürmek biz yaptık, keyfini sürmek size kaldı diyebilirim. Genel Müdür Hüseyin Şenyurt, 7000 metrekare alan üzerinde kurulan otel ile ilgili bilgiler verdi. Gelecek bölümümüzle ilgili şu bilgileri paylaşayım. Bizim her pazar günü sabah 9-14 arası brunch, sabah kahvaltı açık büfe şeklinde var. Geçen pazar bunu yaptık. Güzel katılım oldu. Gelen misafirlerimiz çok memnun kaldılar. Onun dışında cuma cumartesi canlı müzik geçtiğinde akşam yemeği veriyoruz. Bizim biraz canlı müzik anlayışımız yöreden farklı. Düğün müziği yapmıyoruz biz. Keman gitar eşliğinde yemek müziği yaparak salon müziği şeklinde bir etkinliğimiz var. Otel ilçede 12 ay boyunca açık kalacak. Trafikte alev alan araç büyük paniğe neden oldu. O anlarsa bakın vatandaşların kamerasına nasıl yansıdı. Seyir halindeyken alev alan otomobil büyük paniğe neden oldu. Ulubey Ordu Karayolu'nda tam da bir benzin istasyonu önünde dumana boğuldu. O anlar vatandaş kamerasına an be an yansıdı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Birazdan spor haberlerini izleyebilirsiniz. İyi akşamlar. Özgen Erdem attı. Ordu Spor 3 puanı son dakikada kaptı. Spor Toto 3. Lig 3. grubun son sırasında olmasına rağmen grubun namağlup takımlarından Ordu Spor bu hafta Bergama deplasmanında mücadele etti. Yeni teknik direktör Turgut Kural'la ilk maçına çıkan mor beyazlı takım Bergama Belediyespor karşısında galibiyete Özgen Erdem'in uzatmalarda attığı golle ulaştı. Sezonun ilk 5 haftasında 2 galibiyet ve 3 beraber kalan Ordu Spor -9 puan dezavantajını 0'a indirirken Bergama Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 3 yaptı ve son sıradan kurtulmayı başardı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Ordu Spor biraz olsun toparlanma fırsatı yakaladı. Maçın normal süresi 0-0 gidiyordu ki sahneye Ordu Spor'da Özgen Erdem çıktı. Karşılaşmanın hakemi maça 4 dakikalık bir uzatma süresi ekledi. Herkes maç 0-0 bitecek derken Özgen Erdem son dakikada attığı golle Ordu Spor'a 3 puanı getirdi ve Ordu Spor İzmir deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. Özgen Erdem'in son dakikada attığı gol sonrası saha karışırken Bergama Belediyespor'dan 2 oyuncu direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı ve İzmir temsilcisi maçı 9 kişi tamamladı. Menekşeler lige iyi başlayamadı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi girişime konuk olan Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı ilk maçında parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Federasyon Kupası'nda grubunu ilk 2 sırada tamamlayarak 8'li finallere kalan Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 1. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim'e konuk oldu. Menekşiler sahadan 58-53 mağlup ayrıldı. Ordu Spor, Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında ilk periyodu 22-11, ilk yarı ise 36-21 geride kapattı.
40-29'luk sonuçlanan 3. periyot sonucunda Menekşiler son periyodu farklı kapatırken skor bir anda 50-50'ye geldi. Mersin Gelişim arka arkaya skorlar bulunca karşılaşmayı 58-53 kazandı. Ordu Spor'da kaptan Tuğçe Kanat 21 sayı ile mağlubiyeti engel olamazken Doğa Comba ve Tuğba Akkaya 8 sayı attı. Ordu Spor'un Jamaikalı oyuncusu Janikua Gordon ise sadece 4 sayıda kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim'de ise Nadia Parker 27 sayı ve 19 ribaund ile maçın en skoreri oldu. Bölgesel Amatör Lig'de Ordu ekiplerine 3. hafta torpili. Bölgesel Amatör Lig'de 3. hafta geride kaldı. 3. haftada Fas'la Belediyespor Ayancık deplasmanında Güzel Ordu Spor ise 19 Eylül'de kazanmasını başardı. Grubun ilk 2 haftasında 2 beraberlikle 2 puan alan Güzel Ordu Spor nihayet özüne döndü. Bölgesel Amatör Lig 4. grup ilk 2 haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Güzel Ordu Spor 3. hafta maçında sahasında 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Güzel Ordu Spor ilk galibiyetiyle de tanışmış oldu. 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Ordu temsilcisi ilk yarıyı Emrah'ın son dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Güzel Ordu Spor 90 dakika sonunda ise karşılaşmadan 3-1'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı. Yeni sezonda ilk galibiyetini alan Güzel Ordu Spor 5 puanla 6. sırada yer alırken konuk ekip 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor ise 1 puanda kaldı. Bir diğer Ordu temsilcisi Fas'la Belediyespor ise bu hafta Ayancık deplasmanındaydı. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta ilk 2 hafta 4 puan toplayan Fas'la Belediyespor 3. hafta maçında deplasmanda Ayancık Belediyespor'u 2-0 yendi. Ayancık Belediyespor'u 2-0 yenerek 3. hafta sonunda puanını 7'ye çıkartan Fas'la Belediyespor yeni Amasya Spor'un ardından 2. sıraya yerleşti. Ayancık Belediyespor'un 9 kişi olarak tamamladığı müsabakada Fas'la Belediyespor 14. dakikada Hüseyin Keleş'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da 83. dakikada Tuna'nın penaltı golüyle maçın sonucunu belirleyen Fas'la Belediyespor karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galibiyetle ayrıldı.